Mutlu haftalar diliyorum. Değerli seyircilerimiz, yeni bir programla birlikteyiz. Bu hafta farklı bir mekandayız. İnönü Üniversitesi'ndeyiz. İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Erhan Aydın hocamız bizimle birlikte. Sayın hocam, bizi misafir ettiğiniz, ağırladığınız için çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben de size teşekkür ederim. Bu hafta değerli seyirciler, Erhan Aydın hocamız eski Türk yazıtları konusunda yetkin, uzman bir isim. Orhun yazıtları ve Yenisey yazıtları, kitapları da var bu konuda. Birazdan bahsedeceğiz teferruatlı bir şekilde hocamın çalışmalarından. Hocamın çalışmalarından yola çıkarak tarihteki Türklerin durumunu, ne tür eserler bırakmışız, neler yapmışız, Orta Asya'dan bugüne gelen Türklerin o dönemki tarihi ve kültürel zenginliklerinden bahisle kısacası Türkleri konuşacağız. Hocam, teşekkür ederiz tekrar ev sahipliğiniz için. Şimdi Türkler denilince aklımıza ne gelmeli? Tarihe çıkma, sahneye çıkma zamanı nedir? Tarihte ilk Türklerden hangi yıllarda bahsetmek mümkün? Böyle bir soruyla başlayalım. Evet. Ben de size çok teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. Estağfurullah. Şehrimize geldiniz. Tabii bizim en eski belgelerimiz 7. yüzyılın sonlarını tarihleyebileceğimiz Çöyr yazıtını ancak söyleyebilirim. Onu da en iyi ihtimalle 692-693 miladi değil mi hocam? Evet, milattan sonra hı-hı. yazılmış olabileceğini düşünüyoruz ama üzerinde bir tarih kaydı yok. Bir balbal üzerinde 6 satır var. Neden en eski yazıt bu olabilir dedik? Çünkü İlteriş Kağan'dan söz var. İlteriş Kağan'dan söz olduğu için 692 yılında öldüğünü bildiğimiz İlteriş Kağan'dan söz olduğu için ifadeler bulunduğu için bu yazıtı en eski yazıt kabul edebiliriz. Bundan önce Türklerin yazıları yok muydu? Muhtemel vardı. Ama elimize herhangi bir metin ulaşmadı. Aslında daha eski tarihli Kazakistan'da bulunmuş Esik Kurganı'nda bulunmuş olan, literatürde daha çok altın elbiseli adam olarak bilinen bu buluntuların yerinde bir kase de bulunmuştu. Kase üzerinde 22 harf var. Daha eski görünüyor ama bazı harfler bizim Göktürk harflerinden farklı. Bu nedenle tam açık bir okuma yapamıyoruz. Yani Türklerden mi kalmış, başka bir halktan mı kalmış onu çok net söyleyemem ama şimdilik Esik Kurganı'ndaki bu kase üzerindeki 22 harfi bir tarafa bıraktığımızda en eski yazısın 692-693 bu yıllarda miladi olarak miladi söyleyebiliriz. Bizim literatürümüzde daha çok Orhun yazıtları olarak bilinenler 8. yüzyılın ilk yarısında. Yani o çok iyi bildiğimiz Költekin yazıtı 732'de, Bilge Kağan yazıtı 735 yılında dikilmiş, buna miladi. Bundan önceki bilgilerimizi daha çok komşu kaynakların bilgilerinden edinmemiz gerekir. Mesela Çinliler. Hun döneminde elimizde herhangi bir belge yok. Çinlilerin anlattıklarından hareketle Türklerin yaşantıları, savaşları vesaire hakkında bilgi edinebiliyoruz. Ama dediğim gibi herhangi bir belgemiz yok. Türklerin yazılı bir şey bırakmamalarının temel bir sebebi var mıdır hocam? Yani geriye bir eser ya da ne bileyim bir kayıt, bir tarihi varaka bırakmamalarının sebebi nedir hocam? Öncelikle bugünkü Moğolistan coğrafyası gerçekten insanların yaşamasına çok elverişli bir yer değil. İşin aslına bakarsanız. Gobi Çölü var orada. Mekanik çözünme çok fazla. Bunun jeologlar 1000 yıl öncesinde de aynı durumu veya benzeri durumun olduğunu, yine ormanın az olduğunu veya hiç olmadığını, kışın çok soğuk, yazın çok sıcak olduğunu, aşırı bir sıcaklık farkı nedeniyle. Ama tabii ki bizim atalarımız oralarda yaşamışlar, vatan tutmuşlar oraları. Mutlaka yaşanacak tarafları vardı ki orada kaldılar uzun bir zaman. Fakat hani böyle bozkır ortamında neye yazabilirsiniz ki bugüne kadar gelsin? Yani Çinliler kağıda yazdılar ama. O dönemde Çinlilerde yazılı kaynak var değil mi var, hocam? Var tabii ki. Onlarınki kağıt. O zaman kağıt var. Kağıt var. Kağıda yazılı. Fakat bizim daha uzun süreli bozkırda rüzgardan, mekanik çözülmeden, etkilenmeden bugüne kadar
veya daha uzun süre saklanabileceğini düşündükleri bir materyal nasıl elde edebilirler ki? Ağaç olmayınca. Hı hı. Ancak taş üzerine yazmak zorunda kaldılar. Daha eski zamanlarda dediğim gibi, hani şunu kesinlikle gözden uzak tutmamak lazım. Bana göre bu araştırmaların, biz henüz emekleme dönemindeyiz. Yani neden hocam? Yazıtlar aslında, hı hı, bu 2018 yılı yazıtların deşifre edilişini 125. yılı, evet, 1893 yılında deşifre edilmiş, çözülmüştü. Yani 125 yıldır ama arkeolojik imkanlar artıyor, jeolojik imkanlar artıyor. Moğolistan coğrafyası artık adım adım arkeolojik kazılarla yeni keşfediliyor. Buluntular tabii keşfediliyor. Yeni buluntular ortaya çıkıyor. İşte 2 sene önce Japonların yaptığı bir yüzey araştırmasında 2 büyük taş bulundu. Yani bunu henüz Türkiye'de çok neşri yapılmadı ama Japonların ve Moğolların ortak bir iki çalışması. Orada da bir yazıt var mı hocam o taşların üzerinde? Var. Var ama üzerindeki harfler aynı harfler. Yani aynı harfleri yüzlerce kere yazmışlar ve ortaya da bir şey çıkmıyor aslında. Hatta bir bölümünü şöyle söyleyebilirim. Neredeyse taşın bir yüzünde sadece evim yazıyor. Evim, 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 evim bu şekilde. Yani bu bir işaret midir, nedir? Sembolize bir sembol müdür? Ama hep aynı şekilde yazılmış. Çok ilginç. Dolayısıyla yeni buluntular çıkabilir. Belki konuşacağız. Türkiye'nin de orada bazı projeleri vardı. Bazı üniversitelerin bireysel projeleri var. Ama tabii ki Avrupa ülkelerinin, bunlar daha öndeler galiba bu işlerde. Tabii ki onların maddi imkanları daha çok olduğu için onların büyük çalışmaları var. Yeni şeyler çıkıyor, yeni şeyler bulunuyor. Yani bir müzik aleti bulunmuştu 2010 yılında. Yani neredeyse müzik dünyasında çığır açıldı diyebilirim. Yaylı bir çalgı. Ama üzerinde 32 harf var. Bizim insanımız, hani her zaman deriz ya, Türkler yazı yazmaktan çok tarih yaptılar. Yazı yazmayı sevmezler falan. Halbuki bu doğru değil. Yani bir müzik aletinin üzerinde 32 harf kazınmış olması, yani bu müzisyenin aynı zamanda savaşçı olduğunu biliyoruz. Çünkü arkeolojik buluntularda oklar, yaylar, savaş malzemeleri de var. Yani bu adam savaşçı, bu adam müzisyen, bu adam yazıyor. Ne bekliyoruz ki yani 7. 8. yüzyılda? Bu kadar çok yönlü bir halkın torunlarıyız yani. Evet. Esliyiz diyebilirim yani. Hocam, o zaman ben müsaadenizle Orhun Yazıtları kitabınızı bir göstereyim izleyicilerimize. Bunun üzerinden devam edelim. Değerli seyircilerimiz, hocamızın, Erhan Aydın hocamızın Bilge Kültür Sanat Yayıncılık'tan Orhun Yazıtları üzerindeki çalışması da elimizde. Hocam, tabii burada bu hangi yazıttır hocam? Tonyukuk yazıtı değil mi hocam? Ha. Şimdi taşa işlemişiz o dönemki, ne diyelim buna, kültür varlığımızın en somut örneği budur belki. Hani Türklerde bir takım gelenekler vardır. Osmanlı'da diyelim ki külliyeler yapmak gibi, ismini vermek gibi. O dönemki Türklerde de yazıt bırakmak gibi bir gelenek var mı? Öncelikle onu sormak isterim. Var, tabii ki var. Ne anlama geliyor yani bu? Ya büyük kağanlık yazıtlarında, işte Hülya Kağan, Költegün gibi büyük kağanlık yazıtlarında ben prestij yazıtı olduğunu... Onu soruyorum, evet. Kesinlikle prestij yazıtı olduğunu, aynı zamanda da kendinden sonra gelecek nesillere bir şeyler anlatmak istediğini. O nedir hocam, işte o anlatmak istediği şey nedir? Yani, asıl çok, hemen basitçe bir onu örnek, konuşalım ise. Basitçe bir örnek vermek gerekirse, mesela Çin'e yaklaşmayın diyor Bilge Kağan. Sürekli bundan bahsediyor. Çok ilginç. Siyasi yani, bir şey yani, burada mesaj veriyor. Evet, kendinden sonra, evet, geleceklere. Yani Çin'e yakın olduğunuz zaman size tatlı sözleriyle, yumuşak ipekleriyle sizi etkileyebilirler. Ama bu vesileyle kanlarınız ırmak gibi akar, kemikleriniz dağ gibi yığılır. Bu ifadeyle Bilge Kağan'ın, ben benzetme yapmıyorum. Birebir aynı. Kemikleriniz dağ gibi yığılır, kanlarınız ırmak gibi akar, ne elde edebilirsiniz diyor. O yüzden bizim yaşadığımız yerler, yani Ötken bölgesinin daha iyi bir yer olduğunu, daha korunaklı bir yer olduğunu, burada uzun süre yaşamanın mümkün olduğunu kendinden sonra gelen nesle anlatıyor. Yani Çin'e yaklaşmayın derken, yani gidip onlara uşaklık etmeyin. Yani onlar bağımsızlığınızı koruyun anlamında. Yani onlar sizi etkileyebilir, maddi manevi, işte prenseslerle, şunlarla bunlarla sizi etkileyebilir ama siz de onlara çok yaklaşmayın tarzında şeyler söylüyor. Bağımsızlığınızı kaybetmeyin tarzında. Prestij yazısı dedim, tabii ki, çünkü bir de halkına hesap verecek. Anladım.
Hocam Orhun abidelerinin ya da Orhun yazıtlarının bilim dünyasına yansıması nasıl oluyor? Yani kimler buluyor? Biraz bu süreci anlatabilir misiniz? Sonra da içeriğini konuşmak isterim. Evet, bulunuşu aslında 1709 yılına dayanıyor. 1709 yılında Poltava Savaşı'nda Ruslara esir düşen İsveçli yüzbaşı Strahlenberg isminde biri Ruslar tarafından cezasını çekmek üzere Sibirya'ya sürgüne gönderilir. Yanında da bitki bilimci Messerschmidt isminde Alman asıllı bir kişi vardır. Bitki bilimci, botanik uzmanı. Bu ikisi sürgünlerini geçirirler ama bu arada da çeşitli araştırmalar falan yaparlar. Orada bazı taşlar görürler. Yenisey bölgesi, yani bugünkü Güney Sibirya, ülke olarak da Rusya'nın doğu bölümünde yer alan Hakasya ve Tuva. Bunlar muhtar devletler. Yani dışarıda Moskova'ya bağlı ama içeride Cumhurbaşkanı. Özerk yani. Özerk şeklinde. Ama tabii Rusya'nın dışında bir iş yapmıyorlar. O bölgede bulunan ilk bulunan yazı zaten 32 numaralı Yenisey yazısı. Uybat 3 isimli. Uybat Irmağı kenarında dikilmiş olan. Bu yazıtı bulurlar ama tabii ne olduğunu anlayamazlar. Ve Strahlenberg sürgün hayatı bitip ülkesine döndüğünde 1730 yılında Uzak Asya'nın Eski Halkları diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir eser neşreder. Ve burada bazı resimler koyar. Bu resimlerde işte bazı, tabii o zaman fotoğraf makinesi değil, elle çizim şeklinde. Anladım, sembolik resimler. Sembolik resimler koyar ve bilim dünyasına tanıtmaya çalışır ama esasen ilk bulunan yazıt budur. 1721 yılında Strahlenberg ve Messerschmidt tarafından bulunmuş. Esasen 1890'lı yıllara kadar sürekli yazıtlar bulunuyor, sürekli bulunuyor. Bunların bir bölümü taşınıyor. Tabi hep Avrupalılar yapıyor bunu. Özellikle Finliler, Macarlar. Onların bu kadar ilgi göstermelerini... Kendi atalarını arıyorlar aslında. Anladım. Tamam hocam. Özellikle Finlilerin Samoyedlerle olan tarihsel bağları, akrabalıkları, Samoyedlerin de Güney Sibirya'da yaşamış olmaları, bunlar atalarını arıyorlar. Çok manidar. Evet. Buyurun hocam. Özellikle Macarlar, Finliler atalarını arıyorlar. Ve sürekli sefer heyetleri düzenliyorlar ve buldukları her yazısı da bugün Güney Sibirya'daki işte Hakasya ve Tuva'da bulunan müzelere naklediyorlar. O yüzden Yenisey bölgesindeki yazıtlar Moğolistan'daki yazıtlardan daha şanslı. Çünkü diyebilirim ki %80'i kaya üstündekiler haricim kayayı taşıyamazsınız. Kaya, büyük kaya kütlesinin üstündeki yazıları taşıyamazsınız ama dikili halde olanların %80'i, 85'i hatta 90'ı bugün müzelerde, koruma altında. Ruslar bu işe çok önem veriyor. Ama tabii Moğolistan'daki yazıtlarımız bu kadar şanslı değil. Çünkü Moğolların imkanları daha kısıtlı. Sürekli müze yapıp oraya taşıma imkanları olmadığı için ve turizm gelirlerinden yararlanmak için maalesef yazıtlarımızın büyük bir bölümü açıkta Moğolistan'dakiler. O yüzden de rüzgara, tabiat olaylarına, güneşe vesaire işte kuşlara veya insanların kötü niyetli insanlar. Tahribatı açık yani. Tahribatına açık vaziyette durmakta. Ama Yenisey bölgesi şanslıdır. Onların büyük taşınmışlar onlar. Müzelerde teşhir edilmekte, koruma altına alınmışlar. Gelelim okunmasına hocam yazıtların. 1893 yılında ilk kez çözülüyor yazıtlar, harflerin dili çözülüyor. Buradaki kullanılan harf hocam Çince midir? Harfler Çin alfabesi midir? Hayır, Çin alfabesi değil. Şimdi Çin alfabesi zaten Çin'de harfler yok, sözcükler var. Heceli sistemi olduğu için zaten o alfabeyi kullanamayız biz. Yani mantıken olmaz zaten. Çünkü Türkçe eklemeli bir dil. Bize heceli bir dilin kullandığı alfabe olmaz zaten. Yani onun kökeniyle ilgili çok farklı tartışmalar var ama yani Türkler de bir şeyler katmışlar diyebilirim. Yani damgalardan çıkmıştır diyenler var. İşte tabii birkaç tanesi bazı nesnelere, bazı eşyalara benziyor. Bozkır'daki işte at üstüne binmiş adam, ok işareti vesaire. Bunlar benziyor ama tamamının bir damgalardan çıktığını söyleyemeyiz. Harflerden oluştuğunu, harf sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu icat edenin de Türkler midir? Türklerden önce tabii bilmediğimiz halklar da var. Mesela ne diyelim, Juan Juanlar. Bunlarla ilgili herhangi bir bilgi yok elimizde. Çünkü onlardan kalmış bir şey yok. Çinlilerin anlattığı kadarıyla biliyoruz. Göktürklerin hakimiyeti ele geçirdiklerinde Juan Juanları ortadan kaldırarak hakim olduklarını biliyoruz. Bunlar mı icat etti? Veya Hunlar mı icat etti? Yani Türklerin ataları mı icat etti?
hani Türklerin ataları derken yazıtlar dönemindeki Göktürklerin ataları mı icat etti? Bunlarla ilgili gerçekten çok net bilgilerimiz var. Anladım hocam. Yani şudur budur diyenler var ama demek için de bence bilimsel... O zaman okuma nasıl gerçekleşti hocam? Şimdi tabii ki Thomsen. Thomsen evet. Thomsen Danimarka asıllı. Tabii dil bilimci. Dili biliyor. Dilin ne olduğunu biliyor. Dil bilimin ne olduğunu biliyor. Nasıl ki fizik, kimya bir bilim dalıysa, yani dünyanın her tarafında 2 kere 2 4 ise matematiksel olarak, dil bilim de böyle bir şeydir. Yani bizim ağzımızdaki, ağız özelliklerimizdeki, lehçesel farklardaki, bunlar Türkçe'ye mahsus farklar değil. Bütün dünya dilleri için. Mesela bizde B'ler V'ye doğru yaklaşır ve V'leşir. İşte eskiden eb diyorduk, bugün ev diyoruz. Eskiden sab diyorduk, bugün sav diyoruz. Bugün savcı sözünde yaşayan savdan bahsediyorum, söz ediyorum. Bu B ve değişmesi Türkçe'ye mahsus değil. Bütün dünya dillerinde B'ler V'ye doğru yaklaşır. İşte biz buna dil bilim diyoruz. Basitçe anlattım hemen. Dil bilim Allah'ın bize verdiği bilim dallarından birisi. Eyvallah. Ve biz dil bilimi çok iyi bildiğimiz zaman diğer konuları da, ister bu İngilizce olur, Çince olur, Japonca olur, Türkçe olur fark etmez, ana hatlarıyla anlayabiliriz. Aslında Thomsen'inki de buydu işte, tam da buydu. Dil bilimi hakim, dilin ne olduğunu biliyor. Dolayısıyla tabii 1889 yılında bulunan Költegin ve Bilge Kağan yazıtlarının batı yüzleri Çince olduğu için hangi halktan kaldığını biliyorlardı. Thomsen biliyordu bunu. Çünkü batı yüzü Çince ve orada diyor biz Köktürk Hakan'ın kardeşi Költegin adına biz bu taşı diktik mealen böyle cümleler görüyor ve Türklere ait olduğunu anlıyor ama Türkçe bilmiyor. Türk dili uzmanı değil Thomsen. Ve yazıtlarda çok geçen yani Bilge Kağan ve Költegin yazıtlarında çok geçen Tengri, Költegin ve Türk. Bu üç sözcüklere, üç sözcükteki harflere tahmini ses değerleri veriyor. Ve biliyor ki Türklerde, Türklerin dilinde hangi döneminde olursa olsun en fazla kullanılan işaretler ünlülerdir. Televizyonlarda birçok programlar izliyoruz. 2-3 harfini gösteriyor, geri kalan ne olabilir? Harf alın diyor, A diyor. Niye İ demiyor? Çünkü en çok fazla A kullanıyor, evet. Bu mantıklı. Bu mantıklı, anladım. Evet, bu mantıklı veya ünsüzlerde en fazla hangisi olabilir? Türkçenin söz başlarında hangi ünsüzler olmaz? Söz ortasında hangileri olmaz? Deyip mesela H sesi, H dediğimiz Türkçenin başında, ortasında, sonunda olmaz. Dolayısıyla harf değeri verirken bunu zaten görmüyor. Eliyor zaten. Aynen, böylelikle anladım. Yani 10-12 ünsüz 8 tane ünlü kalıyor ve harf değerleri vererek sonuca ulaşıyor. 1893. İlk çözdüğü kelime hangisi oluyor hocam? O belli mi? Tanrı kelimesi mi? Yani bunlardan hareket ediyor ama yani çok kullanıldığı için bunların çok bilinen şeyler olabileceğini tahmin ederek hareket ediyor ve harf değerleri veriyor. Ama hangisini önce çözdü onu ben de bilmiyorum. Yani kaynaklarda hiç onunla ilgili bir... Peki hocam, yani çözüldü. Bunun yansıdı artık bilim dünyasına. Biz bu Orhun yazıtlarından ne anladık hocam? Ne öğrendik? Bize, bizim Türk kültürüne, tarihine, edebiyatına ne kattı? Yani ilk yazılı belgelerimiz çok şey kattı bize. Her şeyi oradan anladık. Çinlilerin anlattığı kadarıyla Köktürklerin tarihini biz kendi kaynaklarımızdan öğrendik. Gökyüzünden söz etti, semadan söz ettiler. Bunun ne kadar önemli olduğunu, Tengri sözü zaten gökyüzü demektir ilk kelime anlamı. Kağanlardan bahsettiler, katunlardan yani Kağan'ın eşlerinden bahsettiler. Biz bunları anladık, gördük. Çin'le olan ilişkilerinden bahsettiler. Unvanlarından bahsettiler. Aslında köklü, sanki böyle çok işlenmiş bir dil çıktı karşımıza birden. Ve biz gerçekten şaşa kaldık. Biz derken, yani Türk milleti olarak şaşa kaldık. Vay be, bizim atalarımızı sanırdık ki at sırtında geziyor, bir şeyden anlamıyor. İyi bir şey yatıyor tarzında. Hayır, göçebe bir kavim. Öyle değilmiş. Mesela kırmak fiili orijinal anlamıyla bir şeyi ikiye, üçe bölmek anlamındadır. Asıl anlamı budur, temel anlamı. Ama mesela deriz ki ben annemin kalbini kırdım. Bakın buradaki mecaz anlamıdır. Şimdi yazıtlarda biz bunu görüyoruz. Çin hükümdarı benim sözümü kırmadı diyor. Yani temel anlamını dışında yan anlamını da biliyor ve 8. yüzyılda karşımızda işlenmiş bir dil var. O zaman
bütün bu sözcüklerden, cümlelerden, unvanlardan, askeri terimlerden hareket ettiğimizde Türklerin o yüzyıllarda kesinlikle büyük bir devlet kültürü olan bir medeniyet kesinlikle. Hani Çin'in kuzey en azından sözlü de olsa bir medeniyet var yani. Tabii, Çin'in kuzey şehirlerini sürekli yağmalayıp gelip yiyip aç kalınca bir daha yağmalayıp işte bu nedenle Çin Seddi yapıldı. Aman üstünden aşmasınlar falan. Şimdi hangi gözle baktığınız da önemli. Hani dışarıdan baktığınız zaman belki bir yabancı gözüyle Türkler bu kadar işte. Hayır öyle değil. Ama siz mikro olarak olayın içerisine girdiğiniz zaman öyle ayrıntılar yakalıyorsunuz ki bir millet 8. yüzyılda ve insanlar o yüzyıla kadar gelene kadar işte Mısır'dan tutun Urartu, Anadolu'daki işte Friglerden, Urartulardan hepsinin belgelerine bakın. Hep öldürmekten övünürler. Şu kadar adam öldürdüm, şu kadarını kestim, biçtim falan. Türklerde öyle bir şey yok. Sürekli kanlarınız ırmak gibi aktı, kemikleriniz dağ gibi yığıldı diyor sürekli Bilge Kağan. Bunu her yerde söylüyor. Bir vasiyet gibi de aslında. Vasiyet gibi tabii. Değil mi? Anlamak. Yani övünmüyoruz. Bugün de öyleyiz aslında. Bugün de öyleyiz. Bakın belki konumuzun dışı ama Zeytin Dalı hareketi yapıyoruz. Askerlerimiz orada şu anda. Ama biz hiç ya şu kadar adam öldürdük dedik mi? Ne Genelkurmay'ın sayfasında ne televizyonlarda ama sürekli diyoruz etkisiz hale getirdik. Sivillere dokunmadık. Oradaki teröristler etkisiz hale. Öldürdük, kestik, vurduk. İşte 510 tane yok 600 tane. Bu bizim yapımız böyle aslında. Biz millet olarak yani. Millet olarak iyi niyetli, saf böyle kesinlikle insanlara kötü gözle bakmayan bir milletiz aslında. Yazıtlarda da biz bunu hani böyle çok açık seçik görmeyiz ama biraz nokta olarak baktığınızda, mikro olarak baktığınızda bunları çok net görebiliyoruz. Biraz örnek verebilir miyiz hocam geçen cümlelerden? Mesela dünyanın yaratılışıyla ilgili yani o yüzyıllarda insanlar dünyanın yaratılışından bir haberken Bilge Kağan çok net anlatıyor. Yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer, yağız yani toprak rengi yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış diyor. Aman yarabbi felsefeye bakın ya. Sanırsınız İncil ya da kutsal bir kitaptan, bahis var sanırsınız. İkisinin arasında insan yaratılmış diyor. Böyle bir şey var mı? Ama cümlenin devamında da o gücü, o gururu, o ihtişamı görüyorsunuz. İşte bu insanların üzerinde benim atalarım oturmuş diyor. Hüküm sürmüş onların üzerinde. Bu toprakların üzerine. Tabii, onu söyleyecek. O kadar da değil yani sürekli. Aman gel beni ez, öyle değil. Evet ben Allah'a inanıyorum yani. O mantıklı. Bir tek tanrı inancından bahis var mı hocam? Tabii ki. Ben buna inanıyorum. İkisinin arasında insanoğlu yaratılmış ama o insanları, o dünyadaki insanların hepsini düzene sokmak için de benim atalarım görevlendirilmiş diyor. Verilmiş bir vazife olarak. Mealen, tabii, o kut geleneğinden bahsedilir hocam. Yani tabii. Tanrı tarafından Türklere verilmiş bir yönetim misyonu vardır, inancı vardır Türklerde. Tabii, biz, orada yansıması var o zaman bunun. Var olmaz mı? Biz bunu Özkan Destanı'nda da görüyoruz. Özkan'ın ne zaman yazıldığı, ne zaman kağıda geçirildiğini bilmiyoruz ama destan olarak çok eski zamanlarda insanların muhayyilesinden yazıya dökülmüş sonradan ama esas ortaya çıkışını bilmiyoruz. Özkan'da bile güneş bayrağımız, gök kubbe çadırımız olsun. Yani bütün dünyaya hükmedelim ama adaletle tabii. Yani şu kadarını keselim, bu kadarını öldürelim, böyle bir şey yok. Yani gerçekten bu milleti anlamak için bu yazıtları böyle satır satır okumak. Hocam şunu söylediniz. Yani bu yazıtlardan anlıyoruz ki Türklerin o dönemde ciddi bir medeni birikimi var. Bir medeniyetinden bahsedilebilir dediniz. Satır aralarında ilerlediğimiz zaman mesela devlet yönetimiyle ilgili olarak, toplum yönetimiyle alakalı olarak izaf edebilecek kelimeler, cümleler var mı? Yani o zaman bir kamu otoritesi, bir kamu düzeni kurulmuş mu? Onu hissedebiliyor muyuz bu tabii satırlarda? Ki, tabii ki. Yani askeri yönetim, devletin yönetimi kesinlikle şeylere ayrılmış. Mesela katınların devlette yönetimde söz sahibi. Eşlerin yani, tabii, hanımların. Tabii ki. Söz sahibi olduğunu çok net biliyoruz. Katun sözü, bugünkü kadın sözünün eski hali. Katun yani. Hatun tabii ki. O ama daha yakın gibi geldi eski, bana. Tabii ki eski anlamı Kaan'ın eşi anlamında. Tabii bugün cinsiyet belirtiyor. Hani erkek olmayan kadın. İki cins olduğuna göre dünyada. Onu belirtiyor. Biraz anlam daralmış. Eskiden daha geniş ve daha büyük bir anlamı ifade ediyor. Mesela Kaan'ın çocukları tekin oluyorlar. Bu da belirtiliyor.
Kaan'ın yanında Yabgular var. Yabgu devlet, yani Kaan'ın sülalesinden de olabilir. Çok önemli işler yapmış ama o sülaleden olmayan kişiler de olabilir. Yani düşünün, Atabeylik ya da Lalalık gibi bir müessese. Osmanoğullarını düşünün. Hani orada herhangi bir padişah olamaz o sülaleden gelmediği için, ama hani beylerbeyi olabilir. Ne bileyim, sadrazam olabilir. Başvezir olabilir. Yani bu mantıkla bakıyor. Bir yönetim unvanı yani. Yönetim unvanı. Şadlar var. Gerçi sözcük Türkçe'ye benzemiyor başında şey taşıdığı için. Ama şadların da askeri bir belki kanat komutanı falan. Bunları çok net bilemiyoruz. Yani hani Yabgu neyi tam karşılar? Şad neyi tam karşılar? Tekin neyi karşılar? Tarkan neyi karşılar? Mesela Tarkan. Bugün erkek ismi kullanıyoruz. Gerçekten çok güzel. Ama bir ünvan bu değil mi hocam? Bir askeri ünvan. Ama tam karşılığı nedir? Hani bizdeki gibi, hani basit bir örnek vereyim. Hava Kuvvetleri Komutanı mı mesela? Ha, o zaman uçak yok ama. Ya da Kaptanı Derya mı Osmanlı'daki? Veya, bilemiyorsun. Yani neyse, tabii evet. Tabii ki. Evet. Bunlarda ama üst düzey bir komutan olduğunu söyleyebiliriz. Devletin yönetiminde istihbaratın çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ha, bu nasıl orada? Buna dair şeyler var mı hocam? Hani doğrudan hani bizim istihbari bilgilerimiz şöyledir, böyledir demiyor ama mesela Tonyuk'u kendi yazısında işte diyor bir kaçak geldi ve bize olayları anlattı diyor. Demek ki böyle anladım. Sistemleri de var. Yani Çinlilerin 9 Oğuzlar ve Kitanlılarla ittifak yapacaklar bunlar diyor. Yani düşmandan istihbarat da alıyor bir yandan. Yok, devlet demek ki. Yani orada tesadüfen bir adam geldi bana söyledi. Tonyuk niye anlatsın koca taşta bunu, niye anlatsın? Basit bir olay. Hayır, demek ki bu sistemleri de var. Ama hani bunu tam olarak adını koymalarını da beklemiyoruz. Yani bir taşın üzerine ne kadar yazılabilir ki? Anladım. Yazılabilir. Peki hocam, şöyle basit bir soru aklıma geliyor. Yani bir cümlede onu da anlatırsanız konu daha iyi anlar. Yani Çinlilerle Türkler arasındaki mücadelenin temel sebebi nedir? Niye savaşıyorlar? Dert, problem ne? Yani o günkü şartlarda. Çinliler aslında bozkır geleneğidir. Bozkır'a hakim olmak geleneğidir. Ama Çinliler yerleşik bir toplum. Moğollar için de böyledir ama. Yani Cengiz Han ilk tam Cengiz Han olduktan sonra 1206 kurultayından sonra yönünü Çin'e çevirmiştir. Yani orada büyük bir medeniyet var. Büyük imkanlar var. Ve o imkanlardan ne kadar istifade edebiliriz? Aslında bu da Bozkır'ın doğal bir sonucu. Yani belgesellerde falan görüyoruz. Bazen üzülüyoruz. Ya aslan işte bir şeyi yiyor, bir ceylanı yiyor, üzülüyoruz ama ekolojik denge için onun olması gerekir. Yani ya aslanın da karnını doyurabilmesi için bir şey lazım. Yani bu bir şey olarak düşünüyorum ben. Hükümranlık anlayışı. Hükümranlık anlayışı. Tabii bütün bir Çin'e egemen olamazlar zaten. Kesinlikle olamazlar. Daha önce aslında bunun bir benzeri yaşanmış. 755 yılında bu konu gerçekten çok ilginç bir konu. 755 yılında Çin'de büyük bir isyan çıkıyor. Uygur döneminde. Yani Göktürklerden sonraki Uygur Kağanlığı döneminde. Bu isyanı başlatan Enlu Şan diye bir Çinli. Ama muhtemel belki bir tarafı Türk olabilir. Çünkü öyle kayıtlar da var. Bu büyük bir isyan başlatıyor ve isyan bütün Çin'i sarıp gidiyor yani. Çin iki başkentini de kaybediyor. İsyancılardan. Ama Çin'in o dönemki hükümdarı Uygurlardan yardım istiyor. Çok maalesef. Uygurlardan yardım istiyor ve Uygurlar Kaan, Moyançor Kaan, bizim kaynaklarda Moyançor olarak da geçen. Bu Kaan kendi oğlunu komutan olarak ve bir orduyla oraya gönderiyor. Aslında orada Çin'e bir darbe de Türk Uygurlar vursa Çin darmadağın olacak. Ama o kadar insanı siz nasıl besleyebilirsiniz ki? Ve o güne ait bir Çin kaynağındaki bir kayıt 757-58 yıllarında isyanın tam hareketli olduğu zamanda Çin nüfusu 28 milyon. Bayağı milyon. Türklerin nüfusuna dair bir veri var mı? Türklerin nüfusuna dair bir veri yok ama tahminen yani eli silah tutabilecek insan sayısı 100 bin civarında. Olabileceği. Olabilir. Yani peki. Bir tarafta 28 milyonu düşünün. Tabii bu isyandan sonra da Çin nüfusunun 20 milyona kadar düştüğü söyleniyor. 8 milyon insan ölüyor mu yani? Birbirlerini vurup, aslında orada Uygurlar bir hareket edip yardım etmek yerine çökselerdi üstüne Çin giderdi. Ama işte Bozkır kavimlerinin böyle bir derdi yok. Şurayı alalım ben yöneteyim. Öyle bir derdi yok. Onların davası ben hükümran, bana itaat edeceksin. Haraçsa haraç, vergiyse vergi. Nasılsa ben sana vergi ödüyorsam sen de bana ödeyeceksin. Hükümranlık bu. Yoksa ben senin gelip yağmalayayım şehirlerini, ele geçireyim. Oradaki işte yiyecekleri, imkanları
alıp kendi bozkırıma götüreyim, böyle bir dava yok. Bana da itaat edeceksin. Aslında Cengiz Han'ın yaptığı da buydu. 13. yüzyılda Cengiz Han'ın da yaptığı gerçekten buydu. Yani Çin'i alayım. Hayır, Çin'i alayım diye bir şey. Anladım. Hocam, bu Orhun yazıtlarının tarihsel boyutunu epey bir konuştuk ama biraz edebi boyutunu konuşalım mı? Yani edebiyat dünyasına ne kattı peki bunlar? Şimdi yazıtlar üzerinde bizim edebiyatçılarımız daha çok mesela eski Türk edebiyatı alanının uzmanları pek ilgilenmediler. Eski Türk edebiyatı aslında adından belli eski Türk edebiyatı ama eski Türk edebiyatı genelde Osmanlı yani Anadolu'daki dönemden başlatılır. Yeni Türk edebiyatı da malumunuz 1839 Tanzimat'tan bugüne kadar getirilir. Dolayısıyla yani yazıtları edebi olarak inceleyebilecek bir şey yok, bir alan yok. Yani eski Türk edebiyatı dediğimiz, mesela Orta Asya Türk edebiyatı diye bir şey olması lazım ki ancak o dönemleri işleyebilsin. Bunun üzerinde konuşanlar da biraz tarihe meraklı, yazıtlara meraklı insanlar biraz kalem oynattılar zamanında. Mesela kimleri sayabiliriz? Fuat Köprülü mesela. Evet, evet. Fuat Köprülü yani yazıtların uzmanı değildir ama ilham kaynağıdır. Oralardan hareket etmiştir. Mehmet Kaplan rahmetli. Mehmet Kaplan aynı şekilde. Doğrudan edebi olarak pek incelendiğini söyleyemem Türkiye'de. Başka ülkelerde, Rusya'da, Çin'de, Avrupa ülkelerinde bu tarz çalışmalar var ama Türkiye'de pek fazla çalışılmadı. Yani anladım hocam. Daha çok çalışanlar da dilciler, onlar da dil yapısı açısından, dil yapısı bakımından, ikilemeler ne kadar var, yer adları ne kadar var, işte ırmak adları ne kadar gibi. Peki bu hocam, şimdi siz Çin kaynaklarından bahsettiniz. O zaman bir başlık açalım bu noktada. Çinler bu dönemde, bu bahis açtığımız dönemlerde daha çok bir yerleşik toplum olarak ortada duruyor. Dolayısıyla kağıda ve yazıya da hakim durumdalar anladığım kadarıyla. Çin kaynaklarında Türklere dair ne var? Türklerin medeniyetine, tarihsel birikimlerine dair neler var? Ve bunlar en azından şu anda Türkiye'de bu konuda yeteri kadar çalışma var mı? Yani evet. Çin kaynaklarına ulaşabildik mi, alabildik mi bunları? Evet. İsterseniz öncelikle böyle kısaca sayın seyircilerimize Çin kaynakları ne oldu? Çünkü sürekli söyleniyor Çin kaynakları. Şimdi Çin'de 24 devlet kuruldu bugüne kadar. Son şu anki komünist sistem olan devlet dahil olmak üzere 24 devlet. Bunun bir iki tanesini Türkler, bir tanesini Moğollar, geri kalan da Kitanlılar, Çin kökenli olanlar. Toplam 24 devlet var. Ve bu her devletin, tabii bizim bu yazıtları ilgilendiren 3 dönem var. İsterseniz onu söyleyelim önce. Bu 3 dönem Zhou dönemi, Sui dönemi ve Tang dönemi. Bu 3 dönem bizim bu yazıtlar, Göktürk, Uygur dönemiyle tam denk gelen. Ve bunların her birinin bizim Osmanlı'daki vakanüvisler gibi vakanüvisleri var. Her hanedanlığın. O gün sarayla ilgili, devletle ilgili neler olmuş, neler yaşanmış not ediyorlar. Diyelim ki bugün bir elçilik heyeti gelmiş. Nereden gelmiş? Şuradan. Kim gelmiş? Şu gelmiş. Hemen hakkında bilgi de veriyor. Diyor ki işte Göktürklerden gelen heyetin başında işte atıyorum şu adam vardı. O adamın künyesi bu. Bilgileri bu. Yanında şunlar. Getirdiği malzemeler, mallar veya vergiler her neyse onlar da şuydu diye tek tek sayıyorlar. Dolayısıyla ortaya büyük hacimli ansiklopedik kaynaklar çıkıyor. Bugün Tang döneminde yani Çin'in en fazla övünerek bahsettiği 618-907 arasında hüküm sürmüş olan Tang dönemi. Bir sülale midir bu? Sülale tabii ki. Hı-hı. Çin asıllı bunlar. Ve Çinlilerin en övündüğüdür Tang dönemi. Buna ait iki büyük kaynak var. Birisi eski Tang tarihi, biri yeni Tang tarihi ve bunlar da neredeyse 300 cilt civarında her biri. Tamamen Türklerden bahsettiğini söyleyemem. Tabii Çin'in güneyi var malumunuz. İşte Hint Okyanusu, Büyük Okyanus. Kore var, Hindistan var. Kuzeyinde Moğollar ve Türklerin bulunduğu bölge. Bunlarla ilgili notlar var. Notlar alınmış. Aslında bunlar bu Çin kaynaklarıyla ilgili ilk yayın 1851 yılında Rusya'da yapılmış. Daha sonra Fransa'da Julien'in meşhur çevirisi. Çok beğenmiyorlar diyebilirim ama. Yine 1900 yılların başında Pelion'un çalışmaları Fransız yine. Liu Maatsai diye çok meşhur bir Çinlinin Almanya'da doktora tezi olarak hazırladığı Çin kaynaklarında Türklerle ilgili bilgiler diye. Ha şimdi hızla gelelim Türkiye'de neler oldu.
Şimdi bu Çin kaynaklarıyla ilgili, Türklerle ilgili, Türkleri ilgilendiren kısımlarla ilgili bilgiler ilk zamanlar makaleler halinde yayımlandı. Mesela Bahattin Ögel. Rahmet olsun. Rahmet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Bahattin Ögel'in çok büyük çalışmaları vardı gerçekten. Osman Tuğra'nın, İbrahim Kafesoğlu'nun, Allah rahmet eylesin hepsine. Bunlar büyük çalışmaları vardı. Bugün hali hazırda Ahmet Taşal hocamızın Çin kaynaklarıyla ilgili çalışmaları var ama o tarihsel biraz bak. Yani edebiyat boyutuyla değil daha çok tarihsel boyutlarıyla bak. Ama yani bütün Çin kaynaklarında en azından Kürt Türkler dönemini ilgilendiren çoğu Sui ve Tang dönemindeki Çinlerin anlattığı bilgiler, Türklerle ilgili bilgileri derli toplu olarak inceleyeceğimiz bir eser yok. Anladım hocam. Türkiye'de de yok. Dünyada da bunu o zaman bizim tarihsel birikimimizi yansıtmak açısından Çin kaynaklarının da gün yüzüne çıkması gerekiyor demek mümkün mü? Aslında Çin'de gün yüzünde zaten. Ama hayır Türkiye'de. Türkiye'de yok. Yani o yüzden de bizim insanlarımız hani Çince de öyle İngilizce gibi kursa gideyim, öğreneyim falan. Bir de klasik Çince farklıdır. Bugün günümüz Çincesi, Mandarin Çincesi diyoruz ona. O çok farklıdır. Yani günümüz Çincesini öğrenirseniz belki hani bir iki gider gelirsiniz, işinizi görür. Ama klasik Çince metnini okuyamazsınız. Harflerin büyük bir bölümü farklı. Bir bölüm aynı ama büyük bir bölümü farklı. Ve yüz binlerce karakterin farklı olduğunu düşünün. Harf değil ki onlar. Yüz binlerce karakter var ve onların her biri bir sözcüğü karşılıyor. Ve her birinin farklı olduğunu düşünün. Tabii bizim bu konuyla ilgili sorarak şunu söyleyeyim. Bizim Türkiye'de Türk tarihi, Türk diliyle ilgili çalışmaların artabilmesi için Çin kaynaklarının hepsinin Türkçe ile yayınlanmış olması gerekir. Anladım hocam. Değerli seyircilerimiz, hocamızın tabii çalışmaları önümde. Ben onlardan bir tanesini daha bahsetmek istiyorum. Yenisey yazıtları, evet. Diğer hocamızın diğer i̇lk bir kitabı. İşte ilk bulunan yazıtlar bunlar. Strahlenberg'in bulduğu yazıt. Hocam bunlardan Yenisey yazıtlarında da birkaç cümle bahsedebilir miyiz? Yenisey yazıtları bugün Tuva ve Hakasya sınırları içerisinde 200 civarında toplam. Bu iki devletin sınırlarından geçen Yenisey Irmağı, meşhur Yenisey Irmağı'ndan dolayı bu ad veriliyor. Tarihten beri de bu adla anılıyor. Yani Tuva ve Akasya yazıtları diyenler de var ama esasen Yenisey yazıtları deniyor. Bunlar az satırlı, mezar taşlarına benzer. Bazıları prestij yazıtı gibi ama hangi halklardan kaldığına dair bilgimiz yok. Onu bilmiyoruz. Yani hangi Türk dilli halklarda, hani Kırgızlardan mı atıyorum, Tarduşlardan mı, Azlardan mı, Çiklerden mi, orada yaşayan Güney Sibirya'da o dönemlerde yaşamış halkların hangisinden kaldığını bilmiyoruz. Birkaç tanesinde boy ismi var. Benim boyum şu, Kırgızım, ben şuyum, buyum bir şeyler söylüyor ama çok net olarak Kırgızlardan kalmıştır diyemem. Buradaki yazıtların küçük olduğunu, bizim günümüzdeki mezar taşlarındaki veciz sözleri andıran ifadeler bulunduğunu söyleyebilirim. Ve tabii ki bunu söylemeden geçemeyeceğim. Türk kadını için bunu söylemem gerekiyor. Yenisey yazıtlarında kunçuy sözü, hemen kunçuya gidelim. Kunçuy Çince'dir. Çince prenses demektir. Ya Kaan'ın kızına unvan verilir ya Kaan'ın kız kardeşine. Ya kızına ya kız kardeşine. Çinlilerde ise Kaan'ın kızına verilir bu unvan. Unvan bu. Şimdi bizim büyük Kaanlık yazıtlarında, Moğolistanlık yazıtlarında hepsi prenses anlamında. Ya Kaan'ın kızıdır ya kız kardeşidir. Fakat Yenisey'deki kunçuylar neyi ifade eder biliyor musunuz? Kendi eşini ifade ediyor. Yani kendi eşine kunçuyum diye hitap ediyor. Ve tartışmasız 200 yazıtta da böyledir. Bu çok ilginç bir şey. Yani kendi eşine bildiğiniz yani karı koca ilişkisinde kendi karısına prensesim diye hitap ediyor. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Kadına duyduğu saygının, sevginin dışında nasıl açıklayabilirsiniz bunu? Açıklamak mümkün değil. Biz kadınlarımıza saygı duyuyoruz. Bunu da en güzel ifadesi biz Yenisey yazıtlarında görüyoruz. Hocam, tabii süremiz azalıyor. İki diğer çalışmanız da var. Ben onlardan da bahsedeyim. Bunlar da eski Türk yer adları. Hocam yine Orhun yazıtlarında geçen yer adları var değil mi bu çalışmanızda? Bütün Göktürk harfli metinlerde geçen yer adları. Onlar neresi olabilir? Net biliyorsak koordinatlarını veriyoruz. Bugünkü adı değişmişse nere olabilir tahminen?
Bu ikinci baskısı, daha önce 2012 yılında baskısını yapmıştık. Bu yeni baskısı. Hocam bir diğer çalışmanız da Türk Runik Bibliografyası. Evet. Runik nedir hocam? Runik aslında İskandinav Runlarının adından gelir. İlk zamanlar bu Köktürk alfabesi Run alfabesi sanılmış. İskandinav alfabesi oradan alınmış sanıldığı için öyle yaygınlaşmış. Tabii biz neden bu adı kullanıyoruz? Runik adını Runlarla ilişkilendirdiğimiz için değil, benimsediğimiz için değil. Mecbur kalıyoruz. Çünkü Köktürk alfabesi desek, Uygurlar da bu alfabeyi kullanmış. Eski Türk alfabesi desek, ifade etmiyor. Çünkü eski Türk alfabesi, Osmanlı dönemi de eski Türk alfabesidir, Osmanlı harfleri. Dolayısıyla runik diyoruz ama çok hoşnut değiliz. Yani Köktürk harflerini ifade etmek üzere kullanıyoruz. Çalışmalarınız bu minval üzerine devam ediyor değil mi hocam? Evet. Yani yeni çalışmalarınız da var mı? Bir cümlede onu soralım, bitirelim istiyorum. Şu anda baskı aşamasında olan Uygur yazıtları kitabım. Ve burada rahmetle anıyorum Hüseyin Namık Orkun. Hı hı. Eski Türk yazıtlarının ilk iki cildini Atatürk de görmüştür. Atatürk'ün sağlığında yayınlanmış eski Türk yazıtları Hüseyin Namık Orkun rahmetlinin. Onun yaptığı gibi bütün yazıtları tek bir kitapta toplamak. Yani şu anda hazır aslında ama ben biraz daha olgunlaşmasını ve hazır hale gelmesini bekliyorum. Eğer bütün eski Türkçe yazıtları tek bir kitapta toplayabilirsem, böylelikle bütün bu alanda çalışan, çalışmayan, meraklısı, ilgilisi, herkes tek bir kitapta. Türkler neden söz etmiş, neler var, neler yok hepsini bir arada görme olanağı sunmak istiyorum. İnşallah Allah ömür verirse. İnşallah hocam. İnşallah bunları bir araya getirirsiniz, neşredersiniz diye ümit edelim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben katkı verdiğiniz ederim. İçin. Sağ olun. Eyvallah. Çok sağ olun hocam. Değerli seyircilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde sizlere seslenmeye çalıştık. Profesör Doktor Erhan Aydın hocamızla özellikle Orhun anıtlarından yola çıkarak Türklerin, ilk dönem Türklerin tarihsel ve kültürel zenginliklerini, yazıtlara yansıyan bu zenginlikleri konuşmaya çalıştık. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyorum.